Gümüştekin tuzağına düşene kadar ananla babanın katilini bir gece daha otağında ağırlamanı isterim senden. O uğursuz avradın yüzüne gülüp ana diyeceksin. Gonca Gül'ün yalanlarını, iftiralarını sineye çekeceksin. Gümüştekine itaat edeceksin. Bu gece öyle bir korkacaklardır ki gayrı onlardan her şey beklenir. Senin payına düşense bizi birbirimize düşürmek için söyleyecekleri iftiraları sineye çekmek olacaktır. Bu gece hiçbirimize uyku yok. Hakikate mahkumuz Ertuğrul Bey. Selcan Hatun kazasız belasız obaya dönmektedir Ertuğrul. Merak etmeyesin. Eyvallah abi. Bir kere hayatımı kurtarmıştın Ertuğrul. Şimdi de obamı kurtardınız. Gayrı hakkınızı ödeyemem. Gayrı tek menzilimiz Gümüştekin'e de gerçekleri itiraf ettirmektir. Bunu başardığımız vakit en büyük cengimizden alnımızın akıyla çıkmış olacağız inşallah. Haydi. Nerede bu Selcan? Tek başına o kadınla. Üstelik Banu Çiçek yaralı. Ey Allah'ım. Ey ana. Sen merak etme. Gönlünü ferah tut. Ertuğrul Bey'imle Sungur Tekin Bey'im Selcan'ın başına bir hal gelmesine müsaade etmez. İnşallah Tuğtekin Bey de hakikati kendi gözleriyle görecek. İnşallah kızım. Hele bir Selcan şu eşikten sağ salim girsin. Onlar da belalarını bulacaklar. Göreceğiz. Abi gelse. Neredesin hala? Neredesin? Kolay gelsin bacım. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Gonca Gül. Al bastı gibi obanın üzerine çöktüğünüz günler gayrı bitti. Sonunuz geldi artık. Tez vakitte belanızı bulacaksınız. Yine ne zırvalarsın Selcan Hatun. Telaş etmeyesin. Er geç göreceksiniz. Babamın ekmeğini bölüşenler, sözüne itimat edip baş tacı yaptıklarımız ardımızdan canlarımıza kıydılar. Gözümde gönlümde nasıl bu kadar mühürlü oldu hala? Ne ettim ben? Beylikten geçtim. Gayrı Adem sıfatıyla dolaşmaya gücüm yoktur. Böyle gitmeyle menzil alınmaz Tuğtekin Bey. Kendini toparlayasın. Gaflet hepimizin yüreğinde, gözünde mühürledi o. Unutma ki onları soframla ben de ağırladım.
sultanımızın Surgutekin'e verdiği emaneti otağımdan çaldılar. Öfkemi yüzlerine haykıramadım. Oğlum Gündoğdu'yu Gonca Gül denen o çıyanla evlenmesine müsaade ettim. Yüreğimizdeki mührü kıran Ertuğrul olmayaydı, asıl o zaman çok perişan olurduk. Nice düşmanla cenk ettin sen Tuğtekin Bey. Oban için, oyun için her daim en önde oldun. Senin Moğol'la nasıl vuruştuğunu herkes bilir. Ve canını nasıl ortaya koyduğunu da. O güzel günler indi o kadar ırak ki. Senin asla pes etmez yiğit bir yüreğin olduğunu hepimiz biliriz evelallah. Bırak dediğin o günler kafamızda ol. Sadece bir gün daha sabredeceğiz. Bunca acıyla zifiri karanlığın içinden geçip ışığı gördün. Son bir gayret daha. Tuğtekin Bey'im. Son bir gayret daha. Şimdi içine düştüğümüz bu zifiri karanlıktan çıkıp adalet kervanını düzme vaktidir. Selcan. Ana. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ana. Beni merak ettiğini bilirim. Lakin çok şükür iyiyim. Aytoğlu'nun koluna kayının damgasını basmışım ana. Tuğtekin Bey'imin hakkı olmasa oracıkta canını da alırdım. Hakkını ödeyemem Selcan Hatun. Beni bağışlayasın. Ana ben ilgilenirim Selcan'la. Sen merak etme. Buyurun otur. Delili ele geçiremedim. İkisi de kaçmayı başardılar. Banu Çiçek, Delili Ertuğrul'a verecek. Buna mani olmalıyız. Gonca Gül, topla kendini. Selcan ölecek, başka yolu yok. Asıl mesele Ertuğrul. Gümüşlük'ün beyimini onu öldürmesi şart olmuştur. Allah, bu o kadar kolay mıdır? Ha? Nasıl olacak? Bir uç beyinin kızı olduğunu unutmayasın Gonca Gül. Ne Ertuğrul ne de bir başkası. Gümüştekin beyimin öfkesinden kurtulamaz. Şimdi olanları babana haber vermeliyiz. Alpler vahşi atlar gibidir. Eğer bir bey atının yularını sımsıkı tutmazsa o at ne kadar güçlü, ne kadar hızlı olursa olsun istikameti meçhuldür. Alplerinin de kayı ahalisinin de yularını sıkı tut. Çıban beyimi bir günde ne hale koymuş, gördün mü halimi? Asıl hakikat öğrendiğinde perişan olacak Selcan. Sana da Ertuğrul Bey'ime de inanmadı. Şimdi her şeyi öğrenecek. Kolun nasıl oğul? Biraz canım yanmakta ana. At üstünde olmak beni yordu. Lakin iyi. Artuk Bey'e haber gönderelim ağabey.
Yok kardeşim, sağ olasın. İyiyim ben. Emir Saadettin Köpeğin her birinize ayrı ayrı selamı vardır. Gümüştekin Bey, eli kulağında. Yakında o da gelecek. Buyursun, gelsin bakalım. Malumunuz, Uç Bey'ini layığıyla karşılamak bize düşer. Otur hele o. Sana söyleyeceklerimiz vardır. Bak Goncagül, babanla biz bu yola çıkarken sana güvendik. Sakın ola ki metanetini yitirmeyesin. Unutma, bugüne gelene dek nice badireler atlattık. Bunun da üstesinden geliriz. Geliriz hala, geliriz. Hepsi adi böcekler gibi çizmemizin tabanına yapışacak. Yürüdüğümüz yolda toprağa karışacaklar. Esameleri bile okunmayacak. İyice anladın mı beni? Sakın ola ki babanı da yabana atmayasın. Bilirim hala. Sen merak etmeyiz. Hayırdır? Obamız Moğol'un eline düşmüş gibi bir haliniz vardır. Keşke öyle olsaydı abi. Sen ne dersin dayıoğlu? Anamla babamın katilini Gayrı bilirim artık. Gayrı, senin de gafletten uyanma vaktin gelmiştir ağabey. Siz ne dersiniz? Ertuğrul, hayırdır kardeşim? Sen yine ne işler karıştırırsın? Banu Çiçek'le Selcan Hatun'u oba yakınlarında bir araya getirdim ağabey. Sen ne dersin? Gün doğdu. Dinle hele. Ana, neyi dinleyeyim? Duymaz mısın? Dayımın katiliyle avradımı bir araya getirdim der. Aytol'un da oradaydı. İki yiğit kadın Banu Çiçek'le Selcan Hatun hayatlarını ortaya koyarak bana hakikati gösterdi Gündoğdu abi. Neymiş o hakikat? Ertuğrul Bey'imin oyununa düşen Aytol'un da oradaydı. Tek derdi onları öldürmekti. Anamla babamı öldürdüğünü kendi ağzından işittim. Hepsi bu kardeş. Banu Çiçek'le Selcan Hatun bizi nasıl Aytol'una götürdüyse, Aytol'un da bizi öyle Gümüştekin'e götürecek. Yarın Allah'ın izniyle sıra Gümüştekin'e gelecek abi. İçinin nasıl kıyıldığını bilirim oğul. Lakin Goncagül de bu işin içindedir. Ay doğmadan Şavkı dağlara vurmuştur ağabey. Gayrı bu uğursuz karanlığa geri dönüş yoktur. Sana inanmadım kardeşim. Avradıma da inanmadım. O uğursuz kadını döşeğime alacağım diye uğraştım.
Gayrı bunları düşünüp kahrolmak için ne vaktimiz vardır ne de takatimiz. Bu meseleyle mamul olma zamanı gelmiştir oğlum. Bana düşen nedir Ertuğrul? Bu halin olmaz ağabey. Bırak bu işi Tutekin'le beraber halledelim. Tutekin Bey'i de... beni de aldattılar öyle mi? Bu sebepten ben bey olayım istediler öyle mi? İkimizi de tuzağa düşürdüler abi. Teslim olmayacağız abi. Biz de onların yaptığı gibi oyun oynayacağız. Madem Uç Bey'imiz obamıza gelecek... onu layıkıyla karşılamak vazifemizdir. Abi. Oğul. Oğul. Abi. Artuk Bey'e haber verin. Efendimizle Hazreti Hatice validemizin mübarek evliliklerinde eşler arasında olması icap eden sevginin, saygının, vefanın ve mutlu bir ailenin sırları yatar. Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatından sonra da onu her vakit sevgiyle ve saygıyla anmış, ona karşı her zaman vefasını göstermiştir. Efendimizle Hazreti Hatice arasındaki sevgi hiç azalmadan 25 yıl boyunca artarak devam etti. Hazreti Hatice validemiz, Efendimizin en büyük destekçisi, dostuydu. Vahiy kendisine geldiğinde Efendimiz bunu ilk kez Hazreti Hatice ile paylaştı. O günlerde Efendimiz'e en büyük desteği mübarek validemiz vermiştir. Efendimiz Hira mağarasına inzivaya çekildiğinde Hazreti Hatice validemiz emrinde birçok çalışanı olduğu halde Efendimiz'in yemeğini bizzat kendi götürürdü. Efendimiz ise muhterem eşinin geleceğini hisseder, dağın eteklerine kadar iner onu karşılardı. Çünkü o Hira mağarasına çıkmanın zor, meşakkatli olduğunu bilir, değerli eşine kıyamazdı. Yine bir gün Hazreti Hatice validemiz Efendimiz'i her zaman olduğu gibi evin damına çıkmış bekliyordu. Yakınları kendisine, "Ey Hatice, neden böyle yapıyorsun? Hava çok sıcak. Yaşlı vücudun yorgun düşecek." Muhterem validemiz ise, "Benim efendim güneşin altındayken ben gölgede duramam." demiş. Efendimiz'e olan bağlılığını, muhabbetini ve sevmenin ne manaya geldiğini yaşayarak göstermiştir. En büyük destekçisi, hayat yoldaşı, dostu Hazreti Hatice validemiz vefat ettiğinde Efendimiz büyük bir kedere düşmüştür. O yıla hüzün yılı denmiştir. Muhterem validemizin vefatından sonra da Efendimiz onu her vakit hayırla, sevgiyle yad etti. Ne zaman ondan bahsedilse gözleri dolardı. Efendimiz Hazreti Hatice validemize olan bağlılığını, vefasını Mekke'nin fethinde de bir kez daha göstermiştir. Bir zamanlar yurtlarından çıkarılan Müslümanlar, şimdi Mekke'yi fethetmişlerdi. 10.000 askerle muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi fetheden Efendimiz, Hazreti Hatice validemizin kabrini ziyaret etmiş, gözyaşı dökmüştür. Sahabe, Efendimiz'e çadırınızı nereye kuralım diye sorduğunda, Efendimiz, çadırımı Hatice'min kabrinin karşısına kurun. Orada onu seyredeceğim diyerek Hazreti Hatice'ye karşı olan vefasını göstermiştir. Sevmek, Allah'ın Ademoğluna bir armağanıdır. Eşleri bir arada tutan sevgi, saygı, vefadır.
vefa unutmamaktır. İyi günde, kötü günde, dert ve tasa ne kadar zorlu olsa da sevmektir. Ateşim var beyim. İyice istirahat etmelisin. Merak etme Esin Artuk beyim. Bir an olsun ayrılmam başından. Artuk Bey. Anladığım kadarıyla ağabeyimin kolu sandığımızdan daha kötüdür. Seni bu kadar endişelendiren nedir Artuk Bey'im? Allah aşkına açık konuş. Artuk Bey. Onlar benim ailem. Onlardan saklayacak bir şeyim yok. Çıban büyük bir beladır beyim. Nasıl bir beladır Artuk Bey? Ömrümde ilk defa bir gecede bir çıbanın böyle kemiğe dayandığını görüyorum Aymatun. Cerahati kurutamazsak olacaklardan korkarım. De hele Artuk Bey. Ben bu çıbanı iyi bilirim. Süleyman Şah'ın sırtında da vardı. Söyle ki tedbirimizi alalım. Cerahati kurutamazsak kana karışır. Kana karışmakla da kalmaz. Maazallah ölümüne kadar gidebilir. Başka çaresi yok mudur bu illetin? İnşallah cerahati kurutacağız Sercan Hatun. İnşallah. İnşallah. Lakin kana karışmasına mani olmak için kul kesmem icap edebilir. Gündoğdu Bey'im. Verdiğim ilaçları sakın oğlu aksatmayasın. Ben sık sık gelip koluna bakacağım. Sağ olasın. Bundan ötesi takdir ilahi. Müsaadenizle. Eyvallah Artuk Bey. Selcan. Oğluma iyi bak. Merak etme Esin ana. Sercan'la. Bütün bu ettiklerimden sonra senin yüzüne bakmaya benim yüzüm yok. Dur hele. Dinle beni. Bilirim sen beni affedersin. Zaten hep ettin. Lakin bu sefer ben kendimi nasıl affederim bilmiyorum Sercan. Sana onca dediklerimden sonra dediklerim kulağımdan çıkmaz. Seni oyuna getirdiler beyim. Lakin ben bir gün olsun vazgeçmedim seni sevmekten. Bilirim sen de hep beni sevdin. Dünyamı
cennete dön kadın. Her şey eskisi gibi olacak değil mi? İnşallah beyim. Azıcık üşüdüm. Üstümü örtüver. Bir günlük saltanatı başladı soysuzum. Unutma, sen de onun elini öpeceksin. Sen ne dersin Ertuğrul? Uç beyimize saygıda kusur etmeyesin ağabey. Hoş geldiniz Gümüştekin Bey'im. Hoş bulduk Ayma Hatun. Tuğtekin Bey'im. Devletimize yaraşır bir karşılama olmuş. Hoş geldiniz Gümüştekin Bey'im. Buyurun. Eyvallah. Gümüştekin Bey'im, kalk yaşa!
Kabul buyurursanız gülüş etmek için size ve beylerinize altın vermek isterim. Hiç kuşkusuz bunca vakit devletimiz için ettiklerinizin karşılığı değildir elbette. Lakin devletimizin küçük bir hediyesi olarak göresiniz. Beyliğin hayırlı uğurlu olsun Gümüştekin Bey'im. Sağ olasın Tuğtekin Bey'im. Uç Beyliğin mübarek olsun Gümüştekin Bey. Sağ olasın Hayme Hatun. Bu gece Tuğtekin Bey'le birlikte sizi otağımda ağırlamak isterim. Memnun olurum Hayme Hatun. Davetinize icabet edeceğim. Eyvallah. Aleykümselam. 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 Gümüştekin Bey. Uç Beyliğin hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın Gündoğdu Bey'im. Eyvallah. Alplerinle ülüş edesin. Eyvallah. Buyur, buyur otur hele. Hayırlı olsun beyim. Sağ olasın Sungur Tekin Bey'im. Her daim devletimize bağlılığını bir kere daha ispat ettin. Eyvallah. Buyurasın. Şehit olan atların çocukları ile gülüş edeceğim bunları Gümüştekin Bey. Devletimizin şefkatli yüzünü gördük. Şimdi sıra adaletini görmeye geldi.
Herkes bir gün o adaletten nasibini alacaktır Gümüştekin Bey. Ertuğrul Bey ne zaman adaletten bahsetse huzurumuz bozulur. Uç beyliğin hayırlı olsun Gümüştekin Bey'im. Eyvallah Artuk Bey'im. Altınları ihtiyaç sahipleri arasında ülüş etmekten şeref duyacağım. Uç beyliğiniz hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun Gümüştekin Bey'im. Uç beyliğiniz hayırlı olsun Gümüştekin Bey'im. Durun. Kesin emir var. Kimse yanına yaklaşamaz. Kardeş, biraz su vereceği, sonra gideceği. Bak harap olmuştur kardeşimiz. Olmaz Bamsın. Boşuna uğraşmayız. Bunların ne işi var burada? Gümüştekin Bey. Müsaaden olursa Doğan'a su vermek isteriz. Bu ne cüret? Mahkuma su vermek için bir de benden müsaade mi istersin? Derhal uzaklaştırın bunları burada. Emredersin Bey. Dur kardeş, dur kardeş, dur, dur, hele dur, dur. Laf anlarız, laf anlarız kardeş. Da. Al bu suyu kardeş. Dili damağına yapışmıştır. Ha kardeş. Eyvallah. Ha kardeşler. Maşallah. Thank you.